Herkese merhabalar. Ofiste Diyalog serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e-ticaret ve yanımda Emre var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk Yiğit. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim teşekkürler. Seninle çok kısa süre önce bir webinarda yine birlikteydik ama bugün yine kendini tanıtarak başlamak ister misin? Tabii ki. Ben Diye Yazılım'da proje ekibinde görev almaktayım. Proje ekibinde bize gelen firmaların ve hali hazırdaki firmalarımızın e-ticaret süreçlerini firmalarla birlikte yönetiyoruz. Gerek oryantasyon gerek entegrasyon süreçlerini firmayla kontak halinde olarak birebir ilgilenerek yürütüyoruz. Peki. Şimdi istersen direkt konuya girerek başlıyorum. E-ticaret senin de bildiğin üzere bu satış ve pazarlama süreçlerinin dijitalleşmesiyle birlikte giderek daha güçlü bir hal aldı. Uluslararası e-ticaret firmalarının da tabii bunda büyük katkısı var. Ve baktığımızda hani dünyadaki ticaret hacminin çok büyük bir bölümünü artık e-ticaret oluşturuyor diyebiliriz. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Genel olarak biraz e-ticaret üzerine konuşarak başlayalım mı? Tabii ki. Şimdi son yılları baz alırsak özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber gerek cep telefonu, gerek bilgisayar, tablet kullanarak internet üzerinden rahatlıkla alışveriş yapılabiliyor. Hem kullanıcı tarafında hem satıcı tarafında. Artık bu çok basitleşti. Artık insanlar kullanıcı tarafında fiziksel mağazalara gitmesine gerek kalmıyor. İster iş yerlerinden, ister evlerinden hızlı bir şekilde alışveriş yapma imkanına kavuştular. Aynı zamanda e-ticaretin hacminin artmasıyla beraber e-ticarette satış yapan firmalar da hızlı bir şekilde dünyanın her yerine ürünlerini ulaştırabiliyorlar. Örnek veriyorum, lokal bir yerde bile, küçük bir ilçede bile bir satıcı e-ticaret sayesinde ürünlerini tüm dünyaya satışını yapabiliyorlar. Bunu özellikle pandemide biz tespit ettik. Pandemide insanlar e-ticaretten ürün almaya ve ürün satmaya hızlı bir şekilde alıştı. Bu alışkanlık süre gelerek devam etti ve kalıcı olarak hala hayatımızda devam ediyor. Şimdi yıllar olarak baktığımızda 2019 öncesi ve 2019 sonrası var. 2019 öncesinde e-ticaret tarafında kullanıcının ve satıcının bir ön yargısı, bir güvensizlik ilişkisi vardı. İnsanlar internet üzerinden alışveriş yapmaya açıkçası korkuyorlardı. İşte kredi kartı bilgilerim çalınır, sipariş veririm, farklı bir ürün gelir, ürünüm kaybolur, kargo problemleri yaşarım diye. Birçok aslında internette de video, viral videolar döndü ve insanların kafasında algılar oluştu. Ama pandemide biz gördük ki buna mecbur kaldık ve artık insan alışkanlıkları internet üzerinden alışverişi imkanını zorunlu kıldı. Ve bu alışkanlık devam etmeye şu anda sürüyor. Tüketici güveni kazandı. Kesinlikle güveni kazandı ve ön yargılar çok ciddi anlamda kırıldı. Ticaret Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir rapor var. Bu raporda Türkiye'deki e-ticaretin görünümü raporu adı altında bir rapor. Bu raporda 2023 yılı itibariyle Türkiye'deki e-ticaretin hacmi 1.85 trilyona ulaştı. Aslında bu çok ciddi bir rakam. Yani normal ticaretin içine yer alırsak çok ciddi bir rakam. E-ticaret gelecekte çok ciddi seviyelere ulaşacak anlamına geliyor. Dediğimiz gibi bu 2023'te daha da yüksek seviyelere ulaştı. Şimdi genel ticaret hacmiyle oranına bakarsak 2019 yılında 10.1 iken yüzde olarak yıllar içerisinde geldiğimizde 2023 yılında %20.3'e ulaştı. Baktığın zaman buradaki büyüme de Türkiye'de çok büyük bir büyüme. Şimdi e-ticaret tabii ki pandeminin etkisiyle beraber dediğim gibi 2019'da bir alışkanlık oluştu ve bu alışkanlık süre geldi. Yüzdesi olarak da oranlar Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre çok yüksek. Ama şöyle bir şey var. Aslında büyük illerde daha çok e-ticaret alışkanlığı alışakalmış. Bunlar işte İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir gibi illerimiz. Bu illerde işletmeler daha çok e-ticarete yatkınlık ve e-ticaret tarafında aktifler. Tamamen fiziksel ticaretin yerine geçip geçmeyeceğini açıkçası zaman gösterecek. Çünkü normal ticaretin rolüyle e-ticaretin rolü birbirinden farklı, sektörler farklı. Ama zamanla nasıl bir büyüme oranı yakalayacak? E-ticaretle ticaret arasında nasıl bir yüzdesel fark olacak? Bunu açıkçası davranış bilimlerini ölçerek, bazı raporları analiz ederek ölçeceğiz ve gelecekte bunu tekrardan seninle bir webinar çekerek konuşabiliriz. Evet. Zaten bu pandemiyle birlikte artan yükselişle ilgili zaten o e-ticaret yapan firmalar için de güzel bir antrenman, güzel bir alışma süreci oldu. Yani kesinlikle. Sadece kullanıcı tarafı durduk yere bir güven kazanma olmadı. Diğer taraf da güzel bir sistem kurdu o boşluktan faydalanıp. Evet. Sokağa çıkma yasaklarından vesaire faydalandıkları süreçte güzel bir e-ticaret sistemi ve altyapısı kurmayı başardılar. Evet. Müşteri tarafı da bu sayede güven kazandı diyebiliriz. Peki bu başarılı dediğimiz e-ticaret işletmelerinde internet sitesinin önemi nedir? Şimdi e-ticaret işletmeleri için internet sitesi bu işin temel taşı. Yani başarının en büyük özelliği internet sitesinden geçiyor. Nasıl ki bir mağaza açtığımızda vitrinimize en iyi ürünlerimizi koyuyoruz. En güzel ürünlerimizi koyuyoruz, sergiliyoruz. Hatta biz mağazamızın bile kokusunu ayrı alıyoruz. Çünkü içeri girdiği zaman müşteri daha çok kalsın, daha çok
alışveriş yapsın. Şimdi e-ticaret web sitelerine de aynı mantıkta bakmak gerekiyor. Gündemi yakalamak gerekiyor, yeni modayı yakalamak gerekiyor. E-ticaretin de bir modası var, web sitelerin modası var. Siz şimdi eski bir siteye girdiğinizde, karmaşık bir siteye girdiğinizde, sepetinde yorulduğunuzda alışveriş yapısınız gelmiyor. Güven vermiyor bir kere. Öncelikle sitenin hızlı yüklenmesi lazım. Yani siteye girdiğinizde sitenin bir tıkladığınızda bir sayfasının hızlı açılması lazım. Kolay arama yapıyor olabilmeniz lazım. Siz orada bir mikrofon arıyorsanız mikrofon yazdığınızda 3 harfle bile o ürünü bulabiliyor olmanız lazım. Farklı ürünlerle karşılaşmamanız lazım. Hatta son zamanlarda yeni özellikler eklendi web sitelere. Yanlış kelime yazsak bile doğru ürünü bulabiliyoruz. Yani siz mikrofon yerine makrofon da yazsanız mikrofona ulaşabiliyorsunuz. Bu aslında kullanıcının sitede daha çok zaman geçirmesini, alışverişi yapmasını ve tekrarlanan sipariş dediğimiz sipariş aksiyonu ve özelliğini aktif ediyor. Önemli bir kritik konulardan bir tanesi de güvenlik. Şimdi zaten bu ön yargıyı yeni yeni yıktık bu ülkede. Güvenlik konusu çok önemli. Sizin web sitelerinizin, yani e-ticarette satış yapan firmalar için söylüyorum, SSL sertifikalarına sahip olması gerekiyor. Ve bu güvenliği de karşı firmaya yansıtması gerekiyor, kullanıcıya yansıtması gerekiyor. Örnek veriyorum, reklamlarla, satmış olduğunuz ürünlerin yorumlarıyla gelen feedbacklerle sizin güvenilir bir site olduğunuzu, kimlik bilgilerinin çalınmayacağını, kredi kartı bilgilerinin güvende olduğunu müşteri tarafına lanse etmemiz gerekiyor. Yani özetle bir internet sitesi sadece bir satış platformu değildir. Aynı zamanda bir pazarlama aracıdır. Sizin kurumsal bilgilerinizi yansıttığınız, markanızın dijitaldeki bir yüzüdür aslında. Bu e-ticaret safhasındaki, yani web sitelere yapılan yatırımlardan kaçınılmamalı kesinlikle. Ciddi yatırımlar yapılmalı. Çünkü siz buradan dünyanın herhangi bir yerindeki bir insana bile ulaşabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'teki bir insan İstanbul'daki bir insana satış yapabiliyor. Şimdi böyle bir geniş satış ağı varken, böyle bir imkan varken neden yatırım yapmaktan kaçınalım ki? O yüzden yatırım yapmak çok önemli, güvenlik çok önemli, arayüzümüz çok önemli, hızımız ve aradığımız ürünü bulabilmemiz, işlevselliğimiz e-ticarette, internet sitesi sayfasında çok önemli. Peki bu saydığın özelliklere yatırım yapmak çok önemli. Evet. Kesinlikle. Bazen işletmeler bu yatırımları yapmayabiliyorlar. Evet, evet. Ve günün sonunda aslında e-ticaret tarafında başarısız olmuş, başarısız deneyimler yaşamış firmalar ortaya çıkıyor. Bu tarz firmalar da aslında sık sık DIA'ya geliyorlar. Sen evet. De onlarla birebir iletişimde evet. Oluyorsun. Neler gözlemliyorsun? Yani e-ticaret firmaları için doğrular ve yanlışlar senin için neler? Ya ben aslında çok üzülüyorum böyle projeler geldiğinde. Çünkü insanlar kötü tecrübeleri deneyimleyip sonrasında iyi tecrübelere ulaşıyorlar. Ve bu safhada insanlarda e-ticarette bir ön yargı oluşuyor. Çünkü kötü bir tecrübe deneyimlemişler. Bunlar neler oluyor? Henüz e-ticaret tarafında uzmanlaşmamış firmalarda henüz e-ticareti bilmeyen kullanıcıların e-ticaret hizmeti almaya çalışması aslında. Şöyle örnek vereyim. Bir şahıs firması veya tek kişilik bir firma, devamlılığı olmayan hizmet veren firmalardan hizmet almaya çalışan kullanıcılar. Bir site yaptırıyorlar. Güncellemesini istiyorlar. Aylar sonra geliyor. Değişiklik istiyorlar. Yapılmıyor. Ben şunu bile karşılaştım. Site yaptırmışlar. Bir şahıs kişisinde, hatta bir üniversite mezununda belli bir tutarda site yaptırmışlar. Sonrasında güncelleme istemişler ve kişiye ulaşamamışlar. Kişi yok. Kişi yok ortada. Kapatmış gitmiş veya işte telefonuna ulaşılamıyor. Çünkü tek sefere mahsus bir siteyi teslim ediyor. Sonrasında hiçbir güncellemesiyle, güvenlik yamasıyla, güvenlik duvarıyla, güncellemeleriyle ilgilenmiyor, ulaşamıyorsunuz. Ve son zamanlarda şunu fark ettim. İşte Instagram'da, farklı sosyal medya platformlarında çok ucuz tutarlara internet sitesi yapıyoruz ve reklamlar görüyorum. Bunlar da gerçekten çok tehlikeli. Çünkü karşınızda kurumsal ve profesyonel olması gereken firma olması lazım. Yoksa gerçekten ciddi problemler, zaman kaybı ve teknik anlamda da bu işten firmalar soğur. Bize de gelen firmalar genelde bu tür kötü tecrübe yaşamış firmalar oluyor. Biz işte bu süreçte onlara yardımcı oluyoruz. E-ticareti yeniden tanıtıyoruz. Doğru e-ticareti kendilerine DIA ile beraber tabii gösteriyoruz. Peki DIA e-ticaret tarafında neler sunuyor? Biliyorsun bizim e-ticaret ürünümüz olan DIA ePower var. DIA ePower'ın özellikleri nelerdir? Öncelikle DIA ePower, DIA'nın kendi Ar-Ge ekibi tarafından üretilmiş, ihtiyaç analizleri yapıldıktan sonra ortaya çıkmış bir e-ticaret hizmetidir. Aslında biz burada müşterilere bir e-ticaret satmıyoruz, bir e-ticaret, doğru e-ticaret deneyimi sunuyoruz. Böyle söyleyebiliriz. ePower içerisinde neler var? B2B var, B2C var, yani business to business, business to customer.
pazar yeri var. Bu platformlarda satış yapabilme imkanı, takibini sağlayabilme imkanı, stok takibi, fiyat takibi, rakip analiz takibi gibi insanların, daha doğrusu kullanıcıların ve e-ticaret yapmak isteyen insanların doğru ürünle doğru satışı yapabilme imkanını sunuyoruz ePower markamız adı altında. Bu B2B, B2C ve pazar yeri dedim. Bunlar nedir? Bize bunları biraz açıklar mısın? Tabii ki, tabii ki. Ve Diyan'ın bu alanlardaki farkları neler? Şimdi kelime anlamlarıyla gidelim isterseniz. Daha açık olacaktır. Kısaca. Tabii ki, evet. B2B, business to business. Yani işletmeden işletmeye diyebiliriz. Şöyle özetleyelim. Bir firmamız var. Firmamızın bayileri var. Bayilerine dijital kanallar üzerinden satış yapabildiği, finansal raporlar sunabildiği, ödemelerini alabildiği, tahsilatlarını yapabildiği, belli kampanyalar ve promosyonlar oluşturabildiği kanallardır aslında B2B yapımız. B2C de aslında klasik son kullanıcı satış yapılan business to customer dediğimiz platformlardır. Yani son kullanıcı gelir, sizin internet sitenize alışveriş yapar, belki bir daha gelmez. Gerçekten doğru bir internet sitesi oluşturduysanız, tekrardan gelir, alışveriş yapar ve süre gelen bir devamlılık oluşturur. Pazar yeri dediğimiz kısımsa satıcıların belli bir platformda buluşup, aslında pazar yeri adı altında çok geniş bir kapsamı var, ürünlerini sattığı bir platformdur. Herkes ürünlerini oradan satabilir. Rekabetler çok geniştir. Bunlar örnek olarak işte N11, Trendyol, hepsi burada olarak gösterebiliriz. Anlık kampanyalar olabilir, rekabet analizleri olabilir, fiyat analizleri olabilir. Bunların içerisinde bulunduğu belli bir komisyon ödeyerek o platformdan satışların yapıldığı yerdir pazar yeri. Tabii bunların tamamıyla DIA entegre olarak çalışmakta, bu satış yapabilme imkanını sunabilmektedir. Peki DIA ePower kullanan bir işletme farklı iş süreçleri için farklı yazılımlara ihtiyaç duyuyor mu? Farklı yazılımlar kullanmak gene zorunda kalıyor mu? Aslında kalmıyor. Biliyorsun ki DIA Türkiye'nin en gelişmiş bulut ERP sistemi. Evet. Bu sayede DIA'yı alan bir firma farklı bir programa ihtiyacı olmuyor. Farklı bir yazılım gereksinimi de sunmuyor DIA çünkü. Siz bu B2B, B2C kanallarınızı, e-ticaret sitenizi direkt DIA ile entegre olarak çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi DIA'nın geniş bir çözüm kütüphanesi var. E-ticaret tarafını kullanan firmalar DIA'yı da tanıyorlar. Gerek stok programı, gerek muhasebe, gerek personel programı, üretim tarafı. DIA'yı tanıdıkça diğer modüllerini de tanımak istiyorlar. Bunları deneyimliyorlar. Aslında biz şunu gördük. Bize gelen müşteriler e-ticaret olarak geliyorlar. Diğer modüllerimizi satın alarak DIA'yı tam olarak uçtan uca yöneterek firmalarını tüm maliyet raporlarından tutun, dağıtımından tutun, takibine kadar tüm süreçlerini DIA'da yönetiyorlar. Hali hazırda bir ERP sistemi olduğu için de sizin ekstra bir panele, ekstra bir programa, farklı bir yönetim sistemine ihtiyacınız olmuyor açıkçası. Peki. Şimdi gündelik, yani gündemden bir konuya değinmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir veri krizi ve bana göre aslında bir iş devamlılığı krizi yaşandı. Yani birçok büyük şirket iş yapamaz noktaya geldi ve kilitlendiler. Evet. Aynı zamanda bu belki de bir işte veri güvenliği konusunda gündeme getirdi diyebilirim. İşte kesinlikle. Microsoft kaynaklı bir şeydi. Ona gelen, daha doğrusu farklı bir firma, CrowdStrike denilen firmanın güncellemesiyle ilgili bir konuydu. DIA bu noktada, veri güvenliği noktasında DIA ePower neler sunuyor? Çok güzel bir soru sordun. Gündemimizde olan ve son zamanlarda gerçekten bir kriz yaşattı bu durum bizlere. Veri güvenliği çok önemli. Özellikle e-ticaret tarafında çok önemli. Çünkü sitenin devamlılığı, senin de söylediğin gibi devamlılığı ve iş sürekliliği çok kritik e-ticaret tarafında. Bir gün bile aksama çok ciddi rakamlarda zarara uğratabiliyor. Şimdi Microsoft gibi çok büyük bir firmanın bile siber saldırıya maruz kaldığı bir ortamda DIA'nın sunmuş olduğu güvenlik hizmetleri çok önemli ve çok gerçekten detaylı bir güvenlik hizmeti sunuyor. Hem kullanıcı tarafında hem kendi personel tarafında DIA'nın güvenlik hizmetleri ve güvenlik eğitimleri çok üst safhada. Şimdi biz sunmuş olduğumuz e-ticaret hizmetinde öncelikle güçlü şifreleme ve veri koruma hizmetini de sunuyoruz. Biz bulutta çalışan bir sistemiz. Bulutta %100 güvenli altyapısı altında çalışıyor ve veriler sürekli yedekleniyor. Güvenlik sertifikasından bahsetmiştik web sitesi tarafında. SSL sertifikalarına da sahip bizim yapmış olduğumuz web siteleri, müşterilerimize teslim etmiş olduğumuz siteler ve bunlar sürekli güncelleniyor. Güvenlik duvarları da aynı şekilde sürekli güncelleniyor ve modern bir yapıya sahip. Gelen güncellemeler aslında direkt DIA tarafından müşteri fark etmeden gece yarısı bile müşterinin sitesine, DIA'sına, ERP sistemine direkt güncelleme sağlanıyor ve update ediliyor. Personele biz güvenlik eğitimleri ve farkındalık eğitimleri veriyoruz. Çünkü bunun arka planında, mutfağında personel var. Ar-Ge ekibi var.
Ar-Ge ekibinin güvenlik çözümlerini, popüler olan güvenlik çözümleri, yazılım geliştirmelerini bilmesi gerekiyor. Bu anlamda biz aslında işimizi sıkı olarak devam ettiriyoruz. Peki. Diğer sormak istediğim soru ise, her zaman aslında her webinarın sonlarına doğru sordum. Bir referans örneğimiz evet. var mı sorusu ama burada uçtan uca tüm süreçlerini DIA'da yöneten şeklinde değil. Aslında evet. bize bir e-ticarette başarı hikayesi varsa anlatabilir misin? Tabii ki. Aslında çok fazla var. Ama beni en çok ön yargısını kırmak istedim, zorlandığım diyebilirim. Bir firma var, ondan bahsetmek istiyorum. Kendisi hırdavat sektöründe İstanbul'da bir firma. İsmini şimdi vermeme gerek yok aslında. Kendileriyle biz 2023 yılında tanıştık. Yani geçen yıl tanıştık. Bizlere kendileri ulaştılar ama firma bize ulaştığında aslında e-ticaret tarafında çok kötü bir tecrübe edinmişti ve ön yargıları vardı. Bahsetmiştik. E-ticaret tarafında profesyonel olmayan firmalardan hizmet alan kullanıcılar adı altında. Bu firma da öyle bir firmaydı. Firmanın teknik bilgi eksikliği vardı. Zaman yönetiminde problemleri vardı. Bir firmayla anlaşmışlar, çok ciddi ücretler ödemişler ve zamanında projeyi teslim alamamışlar. Siteyi yarım yamalak teslim almışlar, satışlar kaçmış, güvenlik anlamında bazı şifreler sızmış, kimlik bilgileri çalınmış. Aslında karşımızda çok zor bir müşteri vardı diyebilirim sana Yiğit. Biz önce o müşteride sorun analizi yaptık. Problem nedir? Problem güvensizlik, problem dağınık çalışma, problem uçtan uca çalışmayan bir sistem ve çok fazla veri girişi. Örnek veriyorum, stoğu başka bir programdan giriyorlar, resimleri farklı programdan giriyorlar, SEO çalışmasını farklı yapıyorlar, reklam çalışmasını farklı yapıyorlar ve karmaşık bir yapı. 5-6 kişi sadece entegrasyonla uğraşıyor. Biz firmanın ihtiyaç analizini, sorun analizini yaptıktan sonra B2B ve B2C çözümlerimizi sunduk. Çünkü bu firma hırdavat sektöründe hem bayilerine satış yapıyor hem de son kullanıcıya satış yapıyor. Öncelikle kendileri için bir bayi ağı oluşturduk ve bayi ağı içinde bir B2B sistemi teslim ettik. Bu B2B sistemi içerisinde de müşterilerinin dışarıdan da bayi kazanabileceği, müşteri kazanabileceği bir B2B yapısı kuruluyor. Şimdi B2B yapılarında genelde kapalı sistemlerdir. Kullanıcı adı şifre verirsin, bayin gelir, alışveriş yapar. Onun haricinde kimse siteyi göremez. Şimdi DIA Epower'da biz bu duvarı biraz yıktık. Kullanıcıları dışarıda açtık. Yani ürünlerimizi dışarıda açtık. Farklı kullanıcılar da ürünleri görüyor. Gerek farklı fiyatlarda, gerek fiyatsız olarak. Ürünleri görüyor ve yeni bayiler de kazanabiliyoruz. Bizim sayemizde müşteri dışarıdan da bayi kazandı ve bayi ağını çok ciddi derecede genişletti. B2B tarafında yine finansal raporları sunduk. İşte muhasebe tarafında cari hesap ekstres, vade analiz raporu, e-fatura, e-risale gibi süreçleri dijitale taşıdık aslında. B2B siteleri içerisinde müşterileri, bayileri giriyorlar. Cari hesap ekstrenini alıyorlar, muhasebesel raporlara ulaşıyorlar, e-faturalarını, e-irsalelerini, hatta teknik servis raporlarını dahi biz B2B siteleri içerisine gömdük. Bayilerine hizmet vermeye devam ettiler. Biz bu anlamda şunu görselleştirdik ve rapor olarak sunduk. Muhasebe departmanları ve finans departmanları telefonla iletişimi %70 azalttılar. Dijital kanallar üzerinden bayilere ulaşıyorlar, tüm raporları alabiliyorlar. B2C tarafında da bir çalışma yaptık kendilerine. Son kullanıcılarına ürünlerin satışının imkanını sunduk. Kendileri internetten reklamlar da oluşturdular. AdWords tarafında ve AdSense taraflarında da raporlar aldılar. İnternetten, internet üzerinden son kullanıcıya hırdavat sektöründe örnek veriyorum kampanyalarla şöyle söyleyeyim. Boş marka bir tornavida, bir matkabı, iki alana bir bedava. Misal veriyorum ya da işte 1000 TL üzerine kargo ücretsiz, %10 indirim gibi kampanyalara promosyona ulaştırdık. Ve son kullanıcı da hızlı bir şekilde alışveriş yaptı. Yine B2B tarafında firmanın nakit akışında problem var. Şöyle ki, firma açık hesap çalışıyor. Bu açık hesap çalışırken de ödeme yapmakta zorlaştırır. Biz kendilerine şöyle kampanyalar oluşturduk. Şu tornavidaları havaleyle alırsanız %5 indirimli. Nakit alırsanız %5 indirimli. Ama kredi kartıyla alırsanız herhangi bir indirim yok gibi. Bu kampanyalarla da firmanın nakit akışını hızlandırır. Farkındaysan e-ticaret sitesiyle aslında firmanın finansal raporlarını arttırdık. Nakit akışlarını hızlandırdık. O yüzden e-ticaret çok önemli. Dağıtım sektörü tarafına geldiğimizde kargo entegrasyonları, ödeme entegrasyonları, banka entegrasyonları tamamını yine web sitesi tarafından kullanıcılarına sunduk. Çok dağınık bir firma geldi bize. Çok toplu bir şekilde, çok kısa sürede, hatta bunu biz bir aylık bir süreçte yaptık. Firmaya teslim ettik. Şimdi sonuçlarda biz bir yıllık sonuçlara geldiğimizde aslında biz ilk 6 aylık rapor aldık. İlk 6 aylık raporda çevrim içi satışlarında %150'lik bir artış sağladı firma. Bunu yöneticilerine sunduk. Kendileri de gerçekten e-ticarete olan bakış açıları çok değişti.
Yeni müşteri kazanımı, dediğim gibi bayi A genişletmekte de %185 oranında bir artış oldu. Yeni bayiler oluşturdular. Bayağı da bir satış yapıldı. Entegre ve otomatik sistemler sayesinde işte finans raporları, finansa yapılan bazı telefonların azaltılması, iş yükünün azaltılması gibi de maliyetlerde %30'luk bir azalma sağlandı. Peki. Ama benim sorularım bitti Emre. Sen de gayet güzel anlattın. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Şöyle, şimdi Dia ePower'ın başarısı doğru strateji ve doğru entegrasyon uygulamalarla beraber her firma için aslında önemli bir yapıya sahip. Firmalar kendi başarı hikayelerini yazmak istiyorlarsa Dia ile çalışarak hedeflerine ulaşabilirler. Peki, ben katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.